Şimdi C#'taki triplere bir bakalım. C# triplerler Java'ya göre biraz farklılık gösteriyor. Bir metodu veya bir fonksiyonu diyelim, thread olarak çalıştırabiliyorsunuz. Bunu thread sınıfınızdan bir thread nesnesi oluşturup bunu da metodunuza bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ve bağladıktan sonra da thread'inizi start etmelisiniz. Eğer elinizde bir thread'in bitmesini beklemeniz gerekiyorsa da bunu join ile sağlayabiliyormuşsunuz. Bu açıdan Java'ya benziyor. Slip askıya almaya yarıyor. İşte 5 saniye al, 3 saniye al. Burada aynı millisecond olayı var. Yani 3000 dediğinizde 3 saniye askıya almış oluyorsunuz. Örneğin 500 derseniz 0,5 saniye olarak hesaplayabiliriz bunu. Abort ise o andaki thread'i sonlandırmak için kullanılıyor. Şöyle bir örnek verelim. Bir download işlemi başlatan bir thread yazdınız. İnternetten download başladı. %40-20'ye geldi. Siz burada bunu şöyle bir çarpı koydunuz. Bu çarpıya tıklandığı anda eğer abort'u devreye sokarsanız ne olur? Download işlemini sonlandırabilirsiniz. Şimdi ben basit bir örnek yapalım buradan. Bunun için bir C# compiler açtım. Ne dedik? Bir tane metoda ihtiyacımız var. Öncelikle bir tane metot yazalım. Statik olsun. Void olsun. İsmi de metot. Hadi ikinci bir metodum daha olur belki. Metot 1 olsun. Herhangi bir parametre almasına gerek yok. Şimdi burada bir for döngüsü oluşturalım. İnt değerini direkt for'un içine tanımlayalım. Sıfırdan başlasın. İ küçük olduğu 10 sürece devam etsin. İ artı artı olsun. Ekrana çıktığı alacağım. Thread'imizin çalıştığını, nasıl çalıştığını görmek için. Ekrana çıktığımızı da aldık. Çıktığı alırken de şöyle alalım. Hangi metottan geldiğini söylesin. Ve yanında da o metottan aldığı i değerini yaz. İ string'e çevirmeye gerek var mı burada? Şu anlık bir hata vermedi. Yok diye düşünüyorum. Şimdi biz klasik olarak bu metodu çağırmaya kalkarsak buradan çağıralım. Metot 1. Çağırdım. Çalıştırdım. Bakalım metot çalışacak mı? Çalıştı. Metot 1, bakın 0, 1, 2 herhangi bir sorun yok. Metodum çalışıyor. Şimdi gelelim thread konusuna. Şöyle bir şey yaptım. Thread C# example dedim. Threadleri nasıl başlatacağımı o metodun ismine bakmak istiyorum açıkçası. Bakın öncelikle şunu yapacağım. Ardından da şunu yapmalıyım. Main'de veya bir fonksiyonun içinde. Şu ilk bölüm namespace bölümü. Namespace tabi noktalı virgül olması gerekiyor ve U harfi küçük olması gerekiyor. İnternetten kopyala yapıştır yaptığınızda da çalışmadığını gördünüz. Ben thread'imi kullandım ama şu anlık thread'i kullanmadığım için thread'den bir tane yaratmamı bekliyor. Bu da bu şekilde yaratılıyormuş. Bakın thread'den bir tane yarattım. Thread 01 diyelim buna. İlk thread'im. Birden fazla yaratmayı düşünüyorum. Ve thread'imin bu yukarıdaki metoda bağlıyorum. Metot 1'e. Bu şekilde çalışmayacak. Yukarıdaki metottan çalışacak. Fakat bu da yeterli değil. Bir deneyelim. Tabii ki çalışmadı. Çalışmamasının sebebi ne? Slide anlatırken ne demiştim? Start metodunu talep etmemiz gerekiyor. Görelim onu da. Evet, şurada. Start. Start dediğim sana thread başlayacak diye düşünüyorum. Tabii ki thread 01 start. Evet, fonksiyonu çağırdık. Hocam bu çağırma işleminin klasik çağırmadan farkı yok. Evet, yok.
Çünkü şu an tek thread varsa zaten klasik bir kod çalışır gibi çalışıyor. Birden fazla thread varsa o zaman devreye girecek bizim yaptığımız işlem. Tabi burada thread sleep vardı. Şunu bekleteyim biraz. Hemen yazmasın. Thread. Evet, şurada var. Thread sleep. Şuraya diyelim ki 300 milisaniye. 0,3 saniye anlamına gelir diye düşünüyorum. Bir çalıştıralım. Çıktı. Korktuğum başıma geldi. Sonuçlar ne yazık ki adım adım gelmiyor. Başka bir C# compiler deneyeceğim. Bunu da deneyelim bakalım. Aksi takdirde time slip'i kullanamayacağım. C# geldi. Run yapalım bakalım. Evet. Burada bekliyor bakın. 0,3 saniye bekledi, bekledi, bekledi. Sonuçları çıkardı. Bu compiler'da refresh olma sorunu var. Bunu kapattık. Evet. Burası işimizi görecek gibi duruyor. Şimdi ben ne demiştim? Bir tane thread sadece yeterli değil bu bölümü anlamak için. İkinci bir thread oluşturalım. Ama o biraz daha fazla bekleteceğim. Ki ikisinin aynı anda çalıştığını görelim. Ve buradaki sonuçlarına metot 2'den gelsin. Tabii ondan da bir tane thread yaratmalıyım bunun için. Bu ikincisi olsun. O da metot 2'yi kullansın. İkisi farklı süreler beklediği için karışmasını bekliyorum şimdi. Hadi bakalım. Çok güzel oldu. Bakın başta metot 1 geldi. Sonra metot 2. Metot 1, metot 2. Metot 1, 1, 2. 1, 2. Bazen 1, 1, 2 geliyor. Bazen 1, 2 geliyor ve her ikisi de iç içe çalıştığını görüyorsunuz. Hocam ben bunu thread kullanmasaydım ki onu da yapalım hemen. Thread kullanmasaydınız, metotlarınızı direkt çağırsaydınız nasıl çalışırdı? İç içe çalışmazdı. Sırasıyla çalışırdı bakın. Başta metot 1 bitecek. Sonra metot 2 başlıyor. Aynı anda çalışmıyor. Buradan da bunu görmüş olduk. Bunu kapatalım. Ctrl öyle kapatabiliyorsunuz. Tekrar Ctrl öyle açabiliyorsunuz. Evet, iç içe karıştıklarını görüyoruz. İşte. Thread konusunun güzel tarafı bu. Arka planda çalışıyor kodunuz sizin için. Hemen alt satıra geçiyor, diğerini yapıyor. Alt satıra geçiyor, diğerini yapıyor. Bu bir sorun yaratır mı? Yaratır. Daha önceden bu sorunlardan bahsettik. Senkronizasyon sorunu. C#'ta senkronizasyon konusu 3 türlü oluyormuş. Interlocutor sınıfını kullanma. Senkronize edilmesi gereken tek işlem için bir tam sayının arttırılması veya azaltılması bu sınıf üzerinden yapabilirsiniz. Bu burada var mı öyle bir şey? Yok. İkincisi lock işlemi. Bir threadteki kritik bir bölümü işaretleyip orasını lock yapabiliyorsunuz. Üçüncüsü monitör sınıfı. Daha karmaşık senkronizasyonları sağlamak için kullanabileceğiniz bir yapı size sunuyor bu monitör sınıfı. Şimdi bunları hakkındaki araştırmayı size bırakayım. Çok örnekleri siz araştırın internetten. Şöyle bir kıyaslama yapalım. Java'da thread üzerine çalışırken bir run metodunuzun olması
ve thread'ten türetilmiş bir sınıfın olması gerekiyor. Fakat C#'ta bir tane metot yeterli thread oluşturabilmek için. Thread sonlandırmak Java'dakine göre daha rahat. Fakat senkronizasyon işlemi Java'da daha okunur olduğunu söyleyebilirim. Normal C# örneklerine göre. C# biraz daha karmaşık olduğu söyleniyor. Ama şunu da söyleyeyim. Bunları iyi şekilde anladığınızda buradaki senkronizasyon konusunu da halletmiş oluyorsunuz C#'da.